Demek Ezgi Hanım'ın annesisiniz. Yani güzelliğin nereden aldığı belli. Belki zekasını da sizden almıştır. siz de babasısınız sanırım. Zekasını belki de sizden almıştır. Üvey babasıyım. O zaman alamaz. O zaman zekasını kimden aldı? Emre, bir şeyler mi ikram etsek? Ha, tabii tabii. Ne içersiniz bu arada? Türk kahvesi. Sade. Sade. Benimki çok şekerli olsun. Şekerim düştü de. Şeker düştü. Lokumdan, lokumda getir ona. Tabii. Saygılar. Sağ ol Emre. Dökül. Dökül. Hemen anneciğim. Oğlum. Kahve içtik diye umarım Ezgi başının etini yemez. Annem vallahi rencide etmeye başladın artık beni ya. Darılıyorum, güceniyorum. Yapma böyle Allah aşkına bak ya. Lütfen. Hiç ilgisi yok diyorum Ezgi'yle ya. Yok yok, ben gördüm. Öyle böyle böyle sinek kavalıyorum diye garsona git 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 yaptı. Kafamda parçaları birleştirdim. Benden kaçmaz. Aa! Ben onu göreyim vallahi, iki çift lafım var ha. Dolduruyorsunuz birbirinizi. Vallahi şıracı bozucu oldunuz ya. Ezgi'yle ilgisi yok diyorum ya. Lütfen Allah'ın adını verin. Yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Bizim kalkmamız lazım. Niye? Şeyle yani buluşacaktık ya bir arkadaşımızla. Ha. Özgürcüğüm, hadi canım biz kalkalım şimdi. İşimiz gücümüz var. Akşama evde görüşürüz yavrum. Ha ama bak, Ezgi eğer çok rahatsızsa sende kaldık diye yavrum. Gerçekten söyle, biz otelde kalırız. O nasıl söz anne ya? Ben öyle, kırıcı oluyorsun artık. Ben öyle pasif bir adam mıyım ben ya? Ben sizi çok seviyorum. Olur mu öyle şey? Her zaman başımın üstünde yerimiz var. İşte böyle Ünal abicim. Yani yalan yalanı doğurdu. İş biraz şırından çıktı. Yani ben olayların bu boyuta geleceğini asla tahmin edemedim. Durum bu. Çok özür dilerim. Gerçekten çok pişmanım. Dergiyi görünce şoka girdim Ezgi. Yani kendimi buraya nasıl attım bilemedim. Çok haklısınız Ünal abicim. Benim size bunu yaşatmaya hiç hakkım yoktu. Çok özür dilerim. Delireceğim Ezgi. Yani daha çok delireceğim düşündükçe ya. Yani kendime engel olamıyorum Ünal. Ya yemin ediyorum tek tesellim bu çocukla bir ilişkin olmaması. Yani çok şükür. Adamın zaten ne mal olduğu o dergiye verdiği saçma sapan röportajdan belli oluyor. O Ünal'a dua etsin yemin ediyorum. Burayı kafasına yakacaktım adamın. Hayatım, hayatım biraz daha sakin olalım. Yani Ezgi'nin iş yerindeyiz. Daha sakin konuşalım. Lütfen bunu daha kaç kere söyleyeceğim ben ya. Hadi buradan ben sizi. Yok biz Emre'nin de telefonunu alacağım. Buradan potansiyel gidelim. Var onda da. Ne potansiyeli ya? Ne diyorsun? Ya şuradan daha kol... Kayıt mı yaptıracaksın şimdi? Hadi. Vallahi otur otur var ya, enerji patlaması yaşıyorum. Ya böyle zıplayasım var ya çok. Bir dakika ya oğlum, işimiz yani var diyorum. Anneciğim biz şey mi yapsak, fal falan mı baksak? Ne diyorsun sen, ne falı? Çocuğum. Biz kocaman bir aileyiz annem. Numarayı. Ne numarası ben? Numara kızım sen en iyisinizdir bu sefer gerçekten ya. Yazacağım. Cebimi yazacağım. Kalırım ben. Yazdım efendim. Tamam. Vay, ilk defa numara aldım. Alo, canım merhaba. İptal oldu program. Özgür'ün bir işi çıktı maalesef. Evet, ben seni organizasyon için arayacağım. Tamam canım, iyi günler canım, oldu haydi. Ay, görüyor musun Fitnat? Ah Sevim, ah. Vallahi oğlumu tanıyamıyorum ya, benim Özgür'üm böyle miydi? Boş ver şimdi, hadi aktara gidiyoruz, gel. Ne obursun be? Ne aktarı? Yedim bütün dükkanın takolarını. Şimdi sindir mi çay peşine düşeceğiz? Ben onları sindirdim. Plan başka hayatım. Sen gel. Efendim merhaba, selamlar. Merhaba. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Sizden çok özür dilerim. Bütün bu yaşananlarda Ezgi'nin hiçbir suçu yok. Tek suçlu benim. Ne deseniz de haklısınız, kabulümdür. İnanın ikimiz de böyle olmasını istemezdik. Ama olan oldu maalesef. Değil mi?
Neyse. Siz de bir zahmet artık annenizle konuşun da bu yalana bir son verelim. Tabii ki. Kızımız işin içinde olduğu için fazla bir şey söylemiyorum ama sana hiç yakıştıramadım. Haklısınız. Neyse. Ezgi, senin işin vardır. Biz artık kalkalım. Ünal abicim, nasıl isterseniz. Sen ne zaman eve geliyorsun kızım? Anneciğim, benim işim uzar. Siz beni beklemeyin. Tamam, sorun değil. Ben nasıl olsa İstanbul'da kalıyorum artık. Kal tabii anneciğim. Hayatım, sen burada kalıyorsan ben biraz daha geç döneyim de hiç olmazsa güzel bir mekanda yemek yiyelim. Hı? Olur canım, yiyelim yiyelim. Ben zaten bugün yeterince gerildim. Ben sizi yolcu edeyim. Kolay gelsin yavrum. Sağ olun. İyi günler size de. Size de. İyi günler. Çok geç kalma eve. Tamam anneciğim. Yani Özgür Bey'i ne üzdü bu kadar acaba? Acaba ne üzdü? Bu kız geldiğinden beri adamın yüzü bir kere güldü mü? Hayır. Şey düşünüyorum. Acaba Özgür Bey Ezgi'yi ailesinden istedi, ailesi de vermedi mi? Saçma sapan konuşma. Senin gözler kulaklar bugün çalışmıyor galiba. Sinyal almıyor musun sen? Ne alakası var? Ben baktım böyle yoğunlaştım. Hissettim, hüzün hissettim. Hüzün var çok fazla. Dar 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 aldım bak. İçim daraldı şu an benim. Sus artık. Ne böyle değişik ikilemelerin var senin? Dar 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 almış. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Pek bir faydam olmadı ama. Bu arada ben doğruları söyledim. Gerçekten tek suçlu benim. O yüzden teşekküre gerek yok. Ya bunu Ünal abi anneni görünce daha da iyi anladım zaten. Kendine bu kadar yüklenme. Yalnız değilsin. Ben bütün sorumluluğu paylaşıyorum. Yalnız değilsin. Gerildim ya. Çok gerildim yani. Ben de. Çok. Bir yerlere mi kaçsak? Kafamız dağılır. Kaçalım. Kaçalım o zaman.